Bugün günlerden 10 Haziran Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda düzenlenen Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu programının açılışı yapıldı. Ege Üniversitesi ev sahipliğinde ve Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi işbirliğinde Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu düzenlendi. Özbekistan'dan 33, Türkiye'den 56 üniversite rektörünün katıldığı forum Kaya Termal Otel'de gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında yeni yok vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, düzenlenen forumun ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı. Değerli katılımcılar, bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in riyasetlerinde Taşkent'te yapılan Türkiye-Özbekistan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısında stratejik ortaklık düzeyinde Türkiye ile Özbekistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilmiş iki kardeş ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleştirilmesi adına önemli adımlar atılmıştır. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Doktor Erol Özbar'ın YÖK'ün yeni vizyonda ifade ettiği büyük veri istidam odaklı üniversiteler, akademik üretkenlik, güçlü akademik performans, üniversite sanayi işbirliğine dair yeni modeller, üniversitelerin uluslararası etkileşimleri ve bilgi diplomasisi doğrultusunda hareket eden üniversitelerimiz ve Ege Üniversitemiz Yüksek Öğretim Kurulumuz koordinasyonunda bugün Türkiye Özbekistan Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu irade ve yenilenen vizyonla uyumlu olarak Türkiye Özbekistan Eğitim Forumunu gerçekleştiriyoruz. Özbekistan Yüksek Eğitim Rektör Kurulu Başkanı ve Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdurrahmanov Odil ise eminim ki bu forum bizlere güzel sonuçlar sağlayacak ve iki devletin ilişkilerinde önemli rol oynayacak dedi. Açılış konuşmalarının ardından Profesör Doktor Odil, Rektör Buda Fahri Doktora belgesi vererek geleneksel Özbek kıyafetleri takdim etti. Rektör Budaksa Profesör Doktor Odile günün anısına hediye verdi. Forum 4 ayrı salonda gerçekleşen paralel oturumlarla devam etti. Yükseköğretim Kalite Kurulu ve Ege Üniversitesi işbirliğinde kalite öğrenci toplulukları zirvesi düzenlendi. Türkiye'de ilk defa Ege Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan zirve Profesör Doktor Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren YOKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, kalite süreçlerinin işselleştirilmesinde aşağıdan yukarıya bir hareketin başlaması gerekiyor. Bu kapsamda üniversite öğrencilerinin sürece aktif katılımı bizim için çok önemli. Bize ağırlayan Ege Üniversitesi'ne ve rektörümüze teşekkür ediyorum diye konuştu. Yaptıkları çalışmaları görünce biz de onları böyle bir zirveyle yıl içinde yapılan peyderpey tüm üniversitelere yönelik yaptıkları çalışmaları bir etkinlikle taşlandıralım istedik. Özellikle bu burada tecrübe paylaşımının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, program öncesi kalite öğrenci toplulukları zirvesine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Rektör Budak, Ege'nin kurumsal tam akreditasyon sürecinde edindiği tecrübeleri paylaştı. Ege Üniversitesi'nin üç temel hedefini ele alan Rektör Yardımcısı Profesör Dr. Cemil Gürgün ise, üniversitemiz eğitim öğretimde kalite öncelikli, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olma doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü ve her üç hedefine de ulaşmayı başardı diye konuştu. Etkinliğin son gününde Ege Üniversitesi'nin kalite yolculuğu hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Düzenlenen kapanış töreninde etkinliğe katkı sağlayan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Ayrıca ödül kazanan topluluklara plaketleri takdim edilirken Ege Üniversitesi öğrencilerinden oluşan gönüllü takımına da zirveye verdikleri emeklerden dolayı teşekkür belgesi verildi. Ege Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu tarafından eğitim zirvesi düzenlendi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kültür Salonu'nda yapılan zirvenin açılışında Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Cemil Gürgün genel kalp ve kardiyovasküler sağlık konulu bir sunum yaptı. Kalp sağlığı risk faktörlerini ve korunma yollarını anlatan Profesör Doktor Gürgün, özellikle obezite ve bağımlılıklarla mücadele etmeliyiz dedi. Kültürler arası önyargılar başlığında sunum yapan İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Bilgehan Gültekin, kültürler arası sorunların iletişim problemlerinden kaynaklandığını söyledi. Kariyer planlama başarı koordinatörü Öğretim Görevlisi Ebru Kalyoncu, dijital çağda kariyer planlama konulu sunumunda dijital çağın geleceği şekillendirdiğine değindi. Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Alper Başbaysa çok kültürlülük konularında katılımcıları bilgilendirdi. Ege Üniversitesi'nde bilimi toplumla buluşturma misyonuyla birbirinden farklı etkinlikler düzenleniyor. Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından nifta eteklerinde yer alan Gözlemevi yerleşkesinde Gökyüzü Gözlem Kampı etkinliği gerçekleştirildi. İki gün boyunca devam eden kampta katılımcılar doğa, Bilim ve teknoloji konularında birbirinden farklı etkinliklerle hem öğrendi hem de eğlendi. Ayrıca kampta, Gözleme ve Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor Hasan Ali Dal ve Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Esin Sipahi tarafından verilen açık hava konferanslarıyla katılımcılara bilgiler verildi. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından paramedik oyunlara etkinliği düzenlendi. Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler hocaların gözetiminde cansız mankenlere ilk müdahalelerde bulundular. Etkinliğin verimliliğini vurgulayan Yüksekokul Müdürü Doçent Doktor Ali Ekşi, öğrencilerimiz etkinliğimizde iki yıl boyunca öğrendikleri bilgi ve becerilerini sergileme fırsatı buldular diye konuştu. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.